Parti'nin onu benim, sordunuz. Benim İYİ Parti'yi değerlendirin hocam. Benim öğrendiğim İstanbul için Saadettin Saran'la görüşmeler hala devam ediyormuş. Tamamen kapılar kapanmamış. Şimdi Sayın Saadettin İstanbul Saran için. Kuvvetli bir aday olur ama tabii ne kadar ya kazanamaz seçimi. Bak tekrar söylüyorum. İstanbul'da Sayın Murat Kurum, Sayın Ekrem İmamoğlu dışında girecek adayların şansı sıfır. Tamam? Hani bu kadar iddialı konuşuyor. Bunların girmesi iki sebeple olur. Bir, idealistsindir. Şansı sıfır, kazanma şansı. Kazanma şansı. Oyalamazlar demiyorsun. Hayır, diyorsun. Kazanma şansı sıfır. Tabii ama kaybettirir. Ya, şimdi oraya geleceğim. Ya, şimdi ya idealist öyle oldukları için gerçekten kendinizi öyle bir ideal, kazanma hedef. Ben böyle yani kaybederek kazanacağım ilerisi için. Bu Yeniden Refah Partisi için de böyle düşünülmeli. Yoksa Yeniden Refah Partisi bağımsız AK tek başına girdiğinde öyle bakıyor. Yani öyle söyleyebiliriz. Yani şimdi bir o, ikincisi ne olur kardeşim sen burada eğer işbirlikleriyle bir takım sonuçlar, kazançlar elde edersen ne yaparsın? Bağımsız aday, ayrı aday koymak suretiyle senin tabanından oy verecek kitleyi kendi yanında tutup oraya bırakmayarak oraya kaybettirirsin. Şimdi İstanbul'da şu anda zaten aman tehlikeli dediğimiz o %48-52 denkleminde en son Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinden konuşuyorum. Sıkıntı, risk bu. Yani şimdi bu riskte Sayın Saadettin Saran gibi bir adayın ortaya çıkması zaten İYİ Parti ile birlikte o ismi el aldığında kazanamayacağını bilseler de o gücü, o parti gücünü göstermek için oy verecek parti teşkilatı, parti teşkilatının yakınları, çevresi, İYİ Parti'ye gerçekten gönül verenler çıkabilir. Ama bu saatten sonra İYİ Parti'nin yol dönüşü yok. Çünkü İYİ Parti'nin hayatta kalması bence seçimden sonra anayasa değişikliği iddialarıyla ki onun testini yapıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Zaten kim kimdir, kim kime sözü geçiyor, kim kiminle yakınlaşıyor, kimi nasıl ikna edebilirim testi deneyini yapıyor şu anda. Yani Sayın Cumhurbaşkanı şu anda belediye seçimlerinden ziyade senden biraz farklı düşünüyorum. Erken seçim iddianı ortaya koydun. Bence tabii kazanırsa. Ki... Bak şöyle söyleyeyim sana. Kazanırsa Sayın İmamoğlu kazanırsa bir erken seçim bu bir yıl içinde düşünülemez. Bence öyle bir şey olmaz. Ama 2026 ama bak yani. Şöyle söyleyeyim. Eğer AK Parti seçimi kazanırsa İstanbul'da iki yolu var Sayın Cumhurbaşkanı. Ya daha fazla sertleşecek ya anayasa değişikliğiyle o iktisadi kaygıları unutturup siyasi kaygılarla yoluna devam edecek yeni referandum paketleri açacak. Böyle ilerletecek diye ben düşünüyorum ki bu ülkenin anayasa değişikliğine ihtiyacı yok. Yani bu ülkenin sorunu anayasa değiştirmek değil. Çünkü anayasa yenilip içilmez kardeşim. Anayasayla hiçbir şey yapamazsın. Önemli olan senin zihniyetin, başarın, paran, gücün ne kadar ona bakacaksın. Dolayısıyla benim gördüğüm İYİ Parti'nin bu saatten sonra zaten geri durma imkan ve ihtimali yok. O zaman parti ciddiyetini kaybeder. Tamamen sıkıntıya düşer. Daha sonra zannediyorum yoluna bu bir niyet okuyuculuğu AK Parti'ye yakınlaşarak devam edecektir diye düşünüyorum. Özellikle anayasa değişikliği üzerinden meclis aritmatiğini düşünerek ama şimdi bir AK Parti ile birlikte yol alması gibi bir durum asla gündeme gelemez. Zaten yalanladılar sürekli. Artık o ondan sonra deyim yerindeyse oyunu oynayacak. Yani bu saatten sonra gördüğümüz o. Keşke Sayın İmamoğlu'na desteğini devam ettirse, şöyle bir açmaz da Sayın Akşener karşı karşıya kaldı. Tamam, sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel belediye başkanlarını ikna etmeye çalıştın ama o partinin genel başkanı ben adayım dedikten sonra o partinin belediye başkanlarının öne çıkma imkanı yok. Olmazdı yani. Bunun pratikte karşılığı yoktu. Bunu biliyordu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun adayın olacağını da biliyordu. Ve o masadan kalktığı zaman neyin ne olacağını da biliyordu. Şimdi oradan kalktığında tekrar oturduğunda o iki belediye başkanının üzerine fatura kesmek suretiyle şimdi desteğimi çektim. Çok inandırıcı olmaz. Bu İYİ Parti'ye kaybettirecek. Kaybettirdi. Ama dediğim gibi 600 değil de 800 değil de bir 200-300 veyahut da o gösterdiği adayın karizması veyahut da ya ezilmesin yani bizde bir kimlik bir güç olduğumuzu gösterelim parti birlikteliğiyle o adaya yönelirse tabii oradaki oy kayıpları yüksek ihtimalle Sayın İmamoğlu cephesinden gidecek. Yani o İYİ Parti dolayısıyla çıkaracağı adayla da az çok bir kaygı vermeye devam ediyor. Ama İmamoğlu'nun şansı yine ben her durumda yüksek diye düşünüyorum. Mağdur oynadığında ve gerçekten o taban desteğini bulduğunda ve anketlere inanmayıp o rehavete kapılmayıp sokakla halkla bütünleştiğinde hala
şu anda ne olursa olsun en yüksek kazanma ihtimali bulunan aday olarak önümüzde duruyor. Şimdi